kritik bir zaman aşımına geldik ki 30 sene olacak babamın öldürülmesi. İlk günden beri gerekli soruşturma zaten yapılmadı. Belki takip etmişsinizdir. Biz 96'da davaya ilk başladığımızda avukatımız Selim Okçu ile Okçuoğlu ile birlikte Diyarbakır'a gittiğimizde bir tek o mor dosyanın yarısı, yani yarım dosyana vardı ya mor mahkeme, eski mahkemelerde. İçinde A4 sayfası vardı babamın şeyle ilgili. Onun dışında bir şey yoktu. Biz yani hani sıfırdan başladık diyebiliriz esasında. Yani çünkü tabii onlar belki avukatlar da uğraştılar bir şey yapmak için ama o günkü şartlar altında hiçbir şeye soruşturmaya, kovuşturmaya yer yoktu. Biz yavaş yavaş bu davayı daha da ileri götürmek için Selim'le birlikte, Okçuoğlu'yla birlikte biz bu davanın daha ileri safhalara taşınmasını sağlama amacıyla Ahim'e kadar getirdik. Ahim'de Türkiye cezalandırıldı. Türkiye cezalandırılınca tabii bizim için de umut oldu. Arkasından işte o 2002'den sonraki o olumlu süreçte bu sefer raftan indi dosya tekrardan. Yani Ahim'in kararından sonra raftan indi dosya. Dosya indikten sonra da yeniden bir zaman kazanmış olduk. Hiçbir zaman için bu davanın yani esasında fail meçhul cinayetlerin zaman aşımı uğraması diye bir konu olması mümkün değil. Bu esasında yanlış yani. Zaman aşımı diye bir şey olmaz. Çünkü tarihte bunun hepsi ortaya çıkacak. Yani bunları hepsini yani zaman aşımı demek katilleri korumaktır anlamına gelir ilerideki günlerde. Yani bir adam 25 yaşında bir cinayet işlemişse 55 yaşına geldiği zaman 55 yaşından sonra ben katil değilim diye çıkacak piyasada gezecek yani. Böyle bir şey olmaz. Bu sakıncalı bir durum esasında. Yani şu anda ülkemizde katiller geziyor esasında. Katil ordusu geziyor. O kadar çok katil var ki. Yani bunlar JTM işlerine çalışmışlar. İşte özel timle çalışmışlar. Yani okuduk duyduk. Zaman içerisinde bu insanların neler yaptıklarını gayet iyi biliyoruz. Hala da devam ediyor. Şimdi yeni yeni gruplar çıktı. Şimdi JTM gitti. Sadat geldi. Ne bileyim. Yani öbürsünün başka bir zanesi gelecek. Yani herkes kendi ordusunu kuruyor ülkede. Çünkü o ülkede hukuk, adalet diye bir şey, sistem yok ki. Yani her şey gelen kendi sistemini kurup gidiyor. Öyle bir şeyle karşılaştığımız için zaman aşımının olması çok yani güzel bir şey değil esasında. Türkiye açısından güzel bir şey, dünyaya karşı. Çünkü bu demek sen adaleti yerine getiremiyorsun, hukuku işletemiyorsun. Bu faaliyetçilerin meçhul cinayetlerinin üzerine korkuyorsun, açamıyorsun. Demek ki bunda senin parmağın var ki kötü niyetlisin. Anlamına gelir bunlar. Türkiye'de şimdi yani siyasete girmek istemiyorum bu konu ama bunu da söylemem gerekiyor. Çünkü 6 tane parti birleşmişler, Millet İttifakı'nı oluşturmuşlar. Biz de helalleşeceğiz diyorlar. Hepsinin bilhassa özellikle Kürtlere karşı olan tutumların hepsi belli. Sen kiminle nasıl helalleşeceksin? Hepiniz de eli kanlı. Bazı eğer helalleşmek istiyorlarsa faili meçhul cinayetleri kimler işlemiş onları ortaya çıkarsınlar. Tamam. Köy boşaltmalarında kimler sebep olmuştu onları ortaya çıkarsınlar. Özellikle Kürdistan bölgesindeki olan bütün o yolsuzluklar, işbirliklerin hepsini ortaya çıkarsınlar. O zaman biz onlarla helalleşiriz. Benim babamın katilini bulsunlar. Güven versinler. Desinler ki Dicle Anter, biz senin babanın katilini bulacağız. Helalleşme böyle olur. Öyle lafla peynir gemisi yürümez. Kimse kimseyi kandırmasın. Cesaretiniz varsa bu konuları açın, bu konuları tartışın, halka güven verin. Yoksa Diyarbakır'a gel, Diyarbakır'a gelsen ne olur, gelmesen ne olur? Neler yaşadı bu ülke? O kadar doluyuz ki, yani her günümüz kahır içinde geçmiyor bizim bu ülkede. Bize yaşam hakkı tanımıyorlar ki. Şimdi zaman aşımına geldik. Zaman aşımında da aynı şekilde.
belki bireysel olarak başvurma niyetindeyim. Yani avukatımızla beraber konuşup böyle belki böyle bir şeyimiz olacak, çabamız olacak. Yargıtay'a gidecek dava. Yargıtay'dan sonra işte itirazlarımız olacak tabii. Artık nereye gidecekse. Ondan sonra davaya tekrar AİHM'e taşıyacağız. Yani biz para mara istemiyoruz. Biz hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz. Bu insanların ne yapmak istediklerini, yani niçin bu insanları öldürüyorlar? Yani şöyle bir şey var Türkiye'de. Bunu anlamakta herkes zorlanıyor galiba. Türkiye'de bir sistem var. Bakın biz bir ara geldik. Ben, Özgür Mumcu, Canan Kaptancıoğlu, Orhan Dink, dördümüz. Bir Filiz Kerestecioğlu böyle bir moderatörlük yapmış dergi için. Orada ben bir şey söyledim. Bakın dedim işte Atatürkçü bir aile, işte solcu bir aile, Ermeni bir kişi ve Kürt bir kişi. Dört tane Türkiye'nin mozaiğini yani gösteren bir tablo ortaya çıktı. Hepimizin derdi hükümetler falan devlet değil. Bizim derdimiz sisteme karşı olan bir savaş. Bir sistem var Türkiye'de. Kemikleşmiş bir sistem var. Tamam, başka kimseyi kabul etmiyor. O sistem ortadan kalkmalı. Yani bizim savaşımız bu sistemin ortadan kalkması ile ilgilidir.